Bekle bir dakika. Şuna bakın arkadaşlar. Sevginin önüne bir tane sarışın bir erkek geldi. Ondan sonra sanırım kapıyı çalacak. Eski sevgilisi olabilir arkadaşlar sanırım. sevgilim. Seni gerçekten çok özledim. Aç artık şu kapıyı. Seninle birlikte tekrar eskisi gibi sevgili olmak istiyorum. Olamaz arkadaşlar. Onu çok seviyorum. Ve gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım şöyle zili çalsam aslında iyi olacak. Bir tanem kapıyı açar mısın lütfen? Ben geldim seni gerçekten çok özledim. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar bildiğiniz yani kapısında dayanıyor. Ondan sonra içeri de değişik bir adam var. Arkadaşlar burada sizler videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, açıp tüm unutmayın. Bunları 3 saniye içinde kısa bir süreli gerçekleştiririz de ben bu tonel değişikleri diğer sürprizleri göreceksiniz. Yemin ederim arkadaşlar yalan atmıyorum ve gerçeği hissediyorum. Arkadaşlar sizce sevgilim beni aldatıyor mu? Bununla birlikte çıkıyor olabilir mi? Ya da arkadaşlar en kötüsü benden habersiz arkadaşlar bildiğiniz beni aldatmış olabilir mi daha önce? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepiniz önüne kaybederim Darko sayesi. Yemin ederim arkadaşlar bakın. Ben hiçbir zaman yanılatmam. Benim sözüme güvenebilirsiniz. Ya sanırım açmayacak kapıyı. Buraya boşu boşuna geldim. Gelmemeliydim hatta. Onunla birlikte tekrar sevgili olabileceğimi düşündüm. Onun için çok iyi birisi olduğumu düşündüm. Ama hala kapıyı açmıyor. Sanırım, sanırım birisi beni görmeden buradan gitsem iyi olacak. Çünkü onu her zaman sevmeye devam edeceğim. Platinik de olsa her türlü olsa seveceğim. Ölümüne seveceğim seni kızım merak etme. Neyse arkadaşlar buraya geldiğimi kimseye söylemeyin. Olamaz ya. Çok güzel kız gerçekten de olamaz. Ne gitti vallahi bir lider kusal işi. Demek ki onu gerçekten çok seviyormuş. Biliyordum onu sevdiğini. Herkes arkadaşlar tüm şehirdeki kişiler benim sevgilime aşık. Çünkü arkadaşlar dünyanın en güzel ama en güzel kızı birlikte çıkıyorum o benim sevgilim. Bana ne kadar kızgın olsa da beni hiçbir zaman aldatmaz. Arkadaşlar merhaba. Yaklaşık aradan 15 dakika geçti. Görmüş olduğunuz polis kervinle birlikte buraya geldim. Bir tane polis arabasındayım. Bakın görebiliyor musunuz? Sireni var arkadaşlar arabanın. Şimdi ise bu evin önüne geldiğimde bunu iyi bir şekilde kullanmam lazım. Hemen de geri dönmeliyim arkadaşlar. Benim birazcık daha gerçekçi olması için yanıma bir tane maske aldım. Bu sayede arkadaşlar beni tanımayacak. Şimdi bu evden bir tane ihbar geldiğini söyleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar sana aşkım onun itirafı gelmek için diyeceğiz yani. Arkadaşlar heyecanla konuşmadım ama sana olan aşkımı itiraf etmeye geldim diyeceğiz yani. Şimdi sakin ol ineceğim bunu bilirsin. Daha önce senin başaramadığın hiçbir şey yok. Şöyle kapıyı çalalım. E, i̇çeride birisi var mı acaba? Hemen geliyorum. Bir saniye kızım. Yoksa daha demek ki çocuk mu geldi? Daha deminki çocuk kim anne? Daha deminki eski sevgilin değil mi? Daha geçen gün hatta. Geçen gün mü öpmüştü? Yok canım yanlış söyledim herhalde. Anneciğim tamam boş ver. <laughs> İncan falan gelmiş olabilir o yüzden dikkat olmak lazım. Tamam sessiz ol. Tamam kızım merak etme. Geldim bir saniye. Kızıyla birlikte öpüştü mü dedi? Olamaz arkadaşlar. Başka eski sevgilisi mi vardı? Yoksa benden beni aldatmış mıydı? Umarım böyle bir şey yapmamıştır. Ama bunların hesabını soracağım merak etmeyin. Bakalım ha, hala açan olmadı yani kapıyı biz bekliyoruz ama yani. Tamam geldim bir saniye özür dilerim polis bey ne oldu acaba bir şey mi oldu? Baba bekle ben hallediyorum tamam mı? Merak sizi kalkmana gerek yok buyurun polis bey ee, Sanırım buralarda bir ihbar aldık ee, Acaba iyi misiniz diye sizleri kontrol etmek için geldik Burada gözünüz gerçekten çok güzelmiş Gözüm mü güzel bir dakika ne diyorsunuz siz ya? Neyden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bana gelip buraya iltifat etmeye mi? Yoksa yani burada olan bir olayı açıklamaya mı geldiniz? E, ee, aslında evet ikisi için de geldim. Eee gerçekten güzelsiniz. Allah arkadaşlar az diyorum. Bir saniye seni birine benzettim silirim. Çıkartır mısın o maskeyi? <laughs> Kokun da çok benziyor. Sen sen bekle bir dakika. Senin kim olduğunu biliyorum. Engel sensin değil mi? Evet benim bir kere tamam mı? Doğru bildin. Senin için geldim buraya. Kendimi affettirmek için. Babama söyleyeceğim şimdi Hingican seni bekle. Baba. <laughs> Babana mı söyleyeceksin? Evet Hingican bekle gidiyor. Kaçma sakın. Olamaz arkadaşlar sanırım kaçmam lazım. <laughs> gitme Hingican gitme. Ben seni babama söyleyeceğim. Babam geliyor bekle bekle bekle. Olamaz arkadaşlar babasına söyledi. Sanırım buradan kaçmam lazım. Eğer yani o çocuk buraya bir daha gelirse ben gerçekten çok kızacağım kızım. Çünkü seni üzdüğü gibi aynı şekilde de beni üzmeye devam ediyor. Ve ben. Sinirlendi ne olur gerçekten çok iyi bilirsin. Değil mi kızım? Olaylar... Her sene kopmaya başlar. Kıyamet gibi derler yani. O yüzden ben sinirlenmemek. Ben sinirlenirsek çok kötü şeyler olmak. Arkadaşlar merhaba. Hiç kimse sinirim gelmiyor artık. Ben görmüşsünüz bir kitap okumaya başladım. Hatta bir kitap yazıyorum. Arkadaşlar yukarıda devam edeceğim buna. İngilizce'ni çok özledim gerçekten de. Ama arkadaşlar diğer yandan da eski sevgilim Berk'i özledim. Onunla birlikte okulda tanışmıştık. Arkadaşlar görmüşsünüz bir yaklaşık 4 tane kitap yazdım. Burada bir tane roman devam ediyor. Sizce arkadaşlar bu kitabımı İngilizce hakkında yazdım. Ona göstermeli miyim? Ona olan aşkımı sunmalı mıyım? Yorumlarda yazın. Böyle şey yaparsam İngilizce'nin egosu daha da büyür. O yüzden bunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Aa kapı çalıyor sinirim aşağıda. Birisini beklemedim ama İngilizcen geldiyse bu sefer babam onun işini gerçekten bitirecek. Tamamdır arkadaşlar indim bakalım aşağıya. Baba bekle ben açıyorum kapıyı. Senin açmana gerek yok. Kalkmana da gerek yok. Hala çalmaya devam ediyor ya. Manyak mı nedir? Ah, Berk sen mi geldin? Evet ben geldim. Konuşmamız lazım. Tamam açayım arkadaşlar kapıyı. Gel belki içeri girebilirsin. Tamam. Ah sınırım içeride babam var. Eee efendim ee, sizleri rahatsız ettiğim için gerçekten çok özür dilerim. Buraya gelme sebebim e, kızınızla birlikte konuşmak. Lütfen umarım beni yanlış yargılamazsınız çünkü ben ona çok kötü davrandım. Çok pişman oldum. Ee, gerçekten onu hala çok seviyorum. Her zaman da sevmeye devam edeceğim. Aferin evlat, Seni gerçekten çok sevdiğim. O diğer şımarık çocuk gibi değilsin. Davranışları çok beğendim. Benim yanıma gelmen, benimle birlikte konuşman gerçekten olgun bir davranış. Baba olgun bir davranış işte biz aslında daha da iyi olacak tamam mı? Ee, şey Berk yukarıya çıkabilir miyiz? Bir tane bekle. Henüz babanla birlikte konuşmamı bitirmedim. Onunla birlikte konuşmaya devam ediyorum. Sen konuşmamı bulmazsan sevinirim. Ee, efendim dediğim gibi ben Berk burada arada tanıştığımıza memnun oldum. Her neyse hadi gel yukarıya ya. Gelmiyor musun duymuyor musun beni? Bak gerçekten gelmez benimle birlikte ayrılacağım senden tamam mı? Tamam tamam geliyorum, geliyorum geliyorum geliyorum. Gel benimle birlikte gel diyorum sana gel. Tamam geldim Allah Allah ya. Söyle ne konuşacaksın? Berk ben de seni hala çok seviyorum. Her zaman da sevmeye devam edeceğim. Ve senden hiçbir zaman vazgeçmedim. Seni çok seviyorum. Allah kahretsin ya. Sırf arkadaş evi izleyebilmek için tam buraya geçtim. Sinan'ın orada birisiyle birlikte konuşuyor. Daha demin yakın yakınaydı arkadaşlar. Sinan'ın birisini öptü. Bakayım bir şöyle. Arkadaşlar yok artık. Gördüm görüyor musunuz? Sevgilim beni başkasıyla birlikte aldatıyor. Olamaz. Senin böyle bir şey yapacağını gerçekten beklemezdim. Yazıklar olsun arkadaşlar. Hop şöyle şuraya atlayalım bakalım. Buradan bakacağım şöyle. Bakalım arkadaşlar. Orada değişik birisi var. Hem de arkadaşlar orada sanırım yatağın üstünde. Diğeri de arkadaşlar sandalyeye oturmuş. Birlikte konuşuyorlar mı artık? Onu öptü bir daha değil bilmiyorum. Arkadaşlar lütfen bana ne olduğunu yazar mısınız yorumlarda? <laughs> Beni aldattım yoksa. Yoksa başka birini mi öptü benim sevgilim? Böyle bir şey umarım yapmamıştır. Yoksa ondan ayrılmak zorunda kalacağım. Of arkadaşlar ya of. Of atladım. <laughs> Ve seni seviyorum Berk. Hiçbir zaman senden ayrılmayacağım. Ben her zaman seni sevmeye devam ettim bir kere. Hiçbir zaman sevmeyi bırakmadım. Eskisi gibi beraber sevgili olmalıyız. Doğru söylüyorsun. Sana katılıyorum. Seni birlikte artık sevgiliyiz. İngilizce'nin hayatımda istemiyorum ve artık seni öptüm. Bu demektir ki Engin'i atmış olurum. Ama Engin'e sanırım bunu söylemem lazım. Bekle. Aralarım telefon çalıyor arkadaşlar. Suyun içinde telefonum umarım bozulmamıştır. Bakalım bu şöyle sığınca gidelim şöyle yanına. Efendim kiminle görüşürüm? Seninle birlikte bir şey konuşmamız lazım. Lütfen yanıma gelir misin acaba? Önemli. Umarım bugün uğrayabilirsin. Ee, evet uğrayabilirim. Ne hakkında konuşacaksın yoksa başka birini öptüğün hakkında falan mı? İngilizce sen beni başkasıyla birlikte, birlikteyken falan izledin mi yoksa? Ee, hayır yani tahmin ettiğim içimden geldi. Engin çabuk bana doğruları söyle. Sen beni mi izledin acaba? Evet birazcık izliyor gibi olabilir ama. Takip ediyor gibi olabilir ama. Arka havuzundayım şu anda. Ve havuzuna düştüm. Her dönem sinir sıklama oldu. Üşüyorum yani. Donuyorum. Donuyorum arka bahçedeyim. Tamam orada bekle. Geliyorum şimdi yanına. Konuşacağız. İşte geldim Engincan Can. Buradaymışsın. Seni bekle sonunda. görmüş olduğun gibi. Yani bir nevi. Uzun ara sonra görüşüyorum. Senden kaçmıyorum. İşte görmüş olduğum kardeşliğim İngilizcan. Benimle birlikte ne konuşacaksan tam olarak şu anda konuşmam lazım. <laughs> Yoksa İngilizcan seninle birlikte bir daha konuşmayacağım tamam mı? Ben seninle birlikte... Ya bak beni güldürtüyorsun gerçekten ne? Gülme Burada seninle birlikte bir şey tartışmıyoruz tamam mı? Sana gerçekleri söylüyorum. Ben başkasını öptük. Başkasını seviyorum. Seninle birlikte asla sevgili olmayacağım. Seninle birlikte anında olan bağlarının hepsi koptu. Seni hiçbir zaman sevmedim. Sevmeyeceğim de. Dediğim gibi İngilizcan ben başka birisini öptüm. Seni sevmedim tamam mı? Aramızdaki her şey yalan mıydı şimdi? Evet İngilizcan yalandı. Her şey karşılıklı bir çıkardan ibaretti. Ben senin buradaki evini kullandım. Babamla birlikte burada kaldım. <laughs> bir nevi seni dolandırdım. Evini üstüme geçirdim tamam mı? Seni kullandım. Beni kullandın mı? Her şey benim paramı ele geçirmek içindi. Evet Incan doğru bildin. Her şey paranı ele geçirmek içindi. Berk diye bir sevgilim var ve senden daha iyi. Yakışıklı, parası var. Hiçbir zaman senin yanında olmayacağım tamam mı? Bunu söylüyorum sana. Sen bana kötü davrandın. Ben de seni hiçbir zaman sevmeyeceğim İngecan. Anladın mı diyorum sana? Anladın mı? Anladım tamam. Gerçekten anladım. Demek ki beni kullandın. Her şey bunun içindi. Sen, sen gerçekten hayatını tanıdığım en ama en ama en kötü insansın. Defol git buradan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Hem beni aldattı hem de yüzüm arkadaşlar gelip bunları söylüyor. İnsana birazcık gurur olur. Her şey buraya kadardı arkadaşlar. Kardeşim merak etme. Senin yanında her zaman olacağımı söylemiştim. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğim. Ben sana dedim. Bu kız seni aldatır. Bu kız seni asla asla sevmez. Neyse sen beni dinlemedin ama ben her zaman gibi yanında oldum. Neyse kardeşim. Arkadaşlar o zaman videomun sonuna geldik. Şu anda solda ve sağda iki adet birinden güzel videolar bir çektim. Solda ve sağda çıkan bir tıklamayı ortadan ne kırmızı abone açmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizleri solda sağda çıkan bir mi? Tıklayın arkadaşlar. Tıklayın arkadaşlar. Tıkla tıkla. Vallahi arkadaşlar tıklamayın. Vallahi pipisini keserim he. Ya fazla manyak mısın? Ha manyağım oğlum. Manyağım oğlum. Manyağım simit var. Açma var. Ne bakıyorsun oğlum? Ya Abbas gerçekten delisin sen. Neyse solda ve sağda çıkan bir tıklamayı ortadan ne kırmızı abone olup unutmayın. Sizleri sevgili görüşürüz. Şukunum. ve bay bay.